İnvestaze'nin sunduğu finans merkezi devam ediyor. Evet, finans merkezi KAN'dan devam edecek. MİPİM Gayrimenkul Fuarı'ndan devam edecek. Bakalım Cüneyt Başan'ın yanında kim var? Birazdan göreceğiz. Cüneyt Başaran, Kaan Yücel'le berabersin. Piyale Paşa Gayrimenkul Genel Müdürü, seni dinleyelim. Nasıl gidiyor orada işler? Oldukça fazla bir kalabalık var. Türkiye standı da böyle mi? Lütfen siz bize aktarın. Son durum nedir? Gökhan, bahsettiğin gibi dünyanın en büyük fuarı ve aslında İstanbul için, Türkiye için yeni değil. Ama bu sefer katılım çok yüksek. 8 büyükşehir belediye, 23 tane şirket Türkiye'den katılmış vaziyette. MİPİM'de de 26 bin yatırımcının ya da 26 bin gayrimenkul sektörüyle ilgili kişinin burada olması bekleniyor 3 gün boyunca. Türkiye tam İstanbul çadırı, Paris ve Londra'nın arasında iki büyük dev şehirle aslında kapışıyor. Öne çıkan projeler mega projeler. İstanbul tarafında öne çıkan proje Atatürk Havalimanı, daha doğrusu 3. Havalimanı. Paris yeni bir Paris'ten bahsediyor. Londra Canary Wharf'u büyütmekten bahsediyor. Ama sadece bununla ilgili değil, her şehirde diğer projelerde yatırımcının karşısında. Biz de bununla ilgili olarak şimdi Piyale Paşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Bey'e soracağız. Çünkü anlaşılan o ki yatırımcıların şehirler için özelde sordukları sorular var. Kaan Bey'e ben de bunları soruyor olacağım. Evet Kaan Bey, aslında şunu merak ediyorum. Siz de bu proje İstanbul'a, daha doğrusu Kan'a ilk defa gelmiyorsunuz. Piyale Paşa olarak daha evvel bulundunuz. Geçen sene bu sene bir karşılaştırmasını önce bir yapalım, oradan başlayalım. Geçen seneden önce daha da eskiye gideyim biraz. Ben çok uzun senelerdir geliyorum MİPİM'e. MİPİM sektörün en önemli fuarlarından bir tanesi. Gayrimenkul sektörünün bütün yatırımcılarının, tedarikçilerinin, firmaların, şehirlerin bulunduğu, bir arada bulunduğu bir fuar. Biz eskiden buraya geldiğimizde bir sinerji yakalayamazdık. Firmalar farklı farklı bulunurlardı. Keşke hep birlikte hareket etsek derdik. Bunun seneler içerisinde geliştiğini gördük. Artık şimdi daha birlikte hareket ediyoruz. Mesela bu sene baktığınızda İTO'nun çadırı, ki geçen sene de vardı, Türk pavilyonu ve hani diğer firmaların da birlikte beraber katıldığını görüyoruz. Bizdeki en büyük fark mesela, biz geçen sene kendi standımız vardı. Bu sene daha MİPİM'in konseptine uygun bir halde geldik. Bir Beyoğlu standı yaptık. Beyoğlu Belediyesi'nin de katkılarıyla, Beyoğlu ilçesinde proje üreten firmalarla birlikte bir stand geliştirdik. Dolayısıyla daha çok birlikteliği, sinerjiyi bir arada kurduğumuz, bunları gösterdiğimiz stand haline getirdik. Geçen seneyle bu sene arasında bizim özelimizde en büyük fark buydu. Bunu başka yerlerde de görüyoruz. Çok sayıda mesela belediyenin katılımını görüyorum bu sene. Kaan Bey, şunu merak ediyorum. Türkiye'nin, daha doğrusu İstanbul'un projeleri oldukça iddialı ama diğer şehirlerin de iddialı. Siz yatırımcılarla görüştüğünüzde İstanbul'un algısı, İstanbul'un cazibesi ve İstanbul'un metrekare fiyatı açısından baktığında hala şans bizim tarafımızda, avantaj bizde mi? Mutlaka öyle. İstanbul çok enteresan bir şehir. İstanbul gelişmekte olan bir ülkenin gelişmekte olan bir şehri. Dolayısıyla yatırımcılar da bu tür şehirlere her zaman için daha çok ilgi gösteriyorlar. Çünkü adı da üstünde yatırımcı. Sonuçta koyduğu bir bedele, bir sermayeye en yüksek getiriyi hedefliyor yatırımcılar. Bunu tabii bu büyük şehirlerde, Londra'da, Paris'te yakalaması çok mümkün değil. Burada daha çok daha az riskli yatırımlara yönelirken, daha getirisi yüksek olacağını düşündüğü şehirlere yöneliyorlar. İstanbul'da bunlardan bir tanesi. Burada çok imkanı, aslında Paris'te, Londra'da bulabileceği imkanları burada da sağlıyoruz onlara. En azından bunu görüyorlar bu fuarlarda. O açılardan ilgileri artarak devam ediyor. Kaan Bey, son sorum. Jeopolitik riskler. Ankara'da hafta sonu bildiğiniz gibi bir patlama, terör ve maalesef ciddi sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetti. Bugün daha yeni Almanya'dan, Berlin'den başka patlama haberi geldi. Jeopolitik riskler, bu tür terör olayları gayrimenkul sektöründe tam da bu kadar sıcak pazarlamanın yapıldığı bir anda ne kadar etkili oluyor? Mutlaka bir etkisi vardır. Hiç yoktur diyemeyeceğim. Fakat gayrimenkulün şöyle bir özelliği var biliyorsunuz. Daha sağlam bir yatırım olarak algılanıyor. Özellikle bizim ülkemizde ve dünyanın birçok yerlerinde. Eğer bundan gelen hani bir takım ürünleri kullanmazsanız, sadece direkt gayrimenkule yatırım yaptığınızda çok sağlam bir yatırım olarak gözüküyor. Ve dolayısıyla tam tersi bir avantaja dönüyor bu tür durumlarda. İnsanlar birikimlerini, daha güvendiklerini, daha iyi de getiri elde edeceğini bildiği yerlere yatırmayı tercih ediyorlar. Gayrimenkul de böyle bir sektör. Dolayısıyla bunun da burada bir avantajı oluyor.
Kaan Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Size de kolaylıklar diliyorum ve bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Gökhan, biraz önce bahsettiğim gibi 23 şirket, 8 büyükşehir belediyesi, İstanbul Ticaret Odası'nın kazanılmış olduğu İstanbul Çadırı, Paris ve Londra'nın hemen arasında. Burada çok sıkı bir rekabet var. Küçük bir anekdotla bitireyim. Suriye'den bugün, dün itibariyle Rusya'nın çıkacağı haberi burada dahi konuşuluyor. Çünkü Türkiye ile ilgili olarak en çok ortaya çıkan konu belki de ne metrekare fiyatı ne de avantajlar. Bunlar zaten bilinen konular ama jeopolitik riskler, azalan jeopolitik riskler önümüzdeki süreç içerisinde sanırım sektörün en fazla ihtiyacı olacak konu gibi gözüküyor. MİPİM gayrimenkul fuarından aktarılanlar böyle. Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı. Dolayısıyla Türkiye için de önemli, çevre ülkeler için de önemli ve oranın nabzı.